Masum dizisi 259. bölümde Kokila hafızasını kaybetmiş ve eve getirilmiş. Radha ve Tripti bu olay sayesinde rahat bir nefes almıştı. Bu arada Gopi kazadan önce konaktan gitmek için hazırlanırken kaza Kokila'yı adeta bir meleğe çevirir. Koki Gopi'ye karşı sınırsız iyiyken Ahem'e karşı ise oldukça öfkelidir. Ahem ise annesine elbette söz edemez. Gopi'nin gitmesini isterken şimdi Kokila'nın isteği doğrultusunda Gıkın'ı çıkaramayıp razı gelir. Tabi bu durum minikleri oldukça sevindirir. Özellikle büyük anne de bu duruma çok sevinir. Bu arada davalı ise küçük bir parantez açmakta fayda var. Hırsızlar tarafından tehdite uğrayan daval oldukça farklı işlere bulaşır. Kincel davalın bu hareketlerini görünce epey şaşırır. Koki'nin durumu oldukça kötü olmasına rağmen daval gizemli işler peşinde koşuyordur. Kincel davalın kendisini aldattığından şüphelenmeye başlar. Koki'nin durumu ise giderek tuhaflaşır. Evini, ailesini hiçbirini doğru düzgün hatırlamıyordur. Evin miniklerini çocukları sanar. Tolu ve Molu'yu Cigar ve Ahem, Vidya ya da kincel diye seslenir. Doktorun tavsiyelerinden dolayı Modiler Koki'ye çok müdahale etmez. Ayrıca Koki Ahem ve Gopi'yi karı koca zanneder. Onların da el ele tutuşmasını, ayrı durmamalarını ister. İkili el ele tutuşur. Gopi yıllar sonra Ahem'in elini tutarken oldukça utanır. Koki yanlış hatırladıklarından bir diğeri ise Radha'dır. Koki Radha'yı Miti ile karıştırır. Radha'yı konağın hizmetçisi olarak görür. Bu arada Gori de konağa gelir. Kokila onu görünce hafızasını kaybetmesine rağmen geçmişten anılarını anımsar. Bu anılar minik Mira ile geçirdiği güzel zamanlardır. Bu küçük kıza karşı oldukça sıcak duygular hisseden Kokila onun kendileriyle kalmasını ister hayatını kurtardığı için de minnet borcu hisseder. Tabi bu konuşmaları duyan Radha durumu oldukça bozulur. Tabi Radha Kokila yokken Mira'ya işler yaptırmayı da ihmal etmez. Koki ayrıca Cigar'la Raşi'yi görünce de durumu yanlış anlar. Cigar Raşi'nin elini tutarken görüp onu sapık zanneder. Modiler araya girerek Cigar'ı şoför olarak tanıtır. Koki Raşi'yi kardeşi Cigna zannediyordur. Bu arada modilerin Mira'yı görünce hissettikleri duygular Mira'da da başlar. Mira miniklerle konağı gezerken farklı hisler içine düşer. Konakta gezerken konağın her yerini daha önce gezmiş gibi hisseder. Bu duygu Mira'yı etkiler. Mira sunağa giderek dua eder. Diğer yandan Kokila'nın cigar takıntısı tüm hızıyla devam ediyordur. Koki cigarı bir daha konakta görünce ne aradığını sorar. Cigar iş için geldiğini söylese de Koki onun gitmesini ister. Koki ayrıca Gopi'yi de Ahem'in odasına yollar. Ahem Gopi'yi odasında görünce ona çıkış ırr. Koki Ahem'in Gopi'ye bağırdığını duyunca o da Ahem'i fırçalar. Ahem dengesini kaybedip Gopi ile beraber yatağa düşer. İkili yakınlaşırlarken Koki odasına geri gider. Yolda ise Cigar'ı tekrar görür. Cigar Raşi'nin odasına giriyordur. Cigar'a kıl olan Koki hemen odaya girerek neler olduğunu sorar. Cigar yalan söylemeye çalışsa da Koki ikiliyi yakalamıştır. Öfkeyle ikiliye kızan Koki'la Cigar'a tokatı geçirir. Raşi ve Cigar neye uğradıklarını şaşırırlar. Ancak ikili durumu idare etmek için sessiz kalırlar. Koki ayrıca Cigar'ı evden kovar. Bu arada Modiler de sesleri duyup odaya toplanır. Cigar zavallı dışarıda avluda battaniye döşek yatar. Koki taka taka zavallıya takmıştır. Bu arada Ahem ile Gopi de aynı odada uyurlar. İkilinin ilk yılları gibi biri yatakta diğeri yerde uyur. Sabah olduğunda Ahem kalır. Gopi Ahem'i uyandırmak istese de onun azarlarıyla karşılaşır. Bu arada Vidya ise anne ve babasının sürekli kavga etmesine üzülür. Bu arada Daval ise peşindeki hırsızları polise yakalatarak onlardan tekrar kurtulmayı başarır. Modi konağında ise Gopi ve Raşi Koki'nin hafızasını geri getirmek için plan yaparlar. Plan geçmişte Gopi'nin Ahem'in bilgisayarını yıkadığı anı tekrar Koki'ye hatırlatmaktır. Koki Gopi bilgisayarı yıkarken görünce hafızası geçmişe gidip tekrar gelir. İkili başarısız olduklarını düşünse de bu durum Koki'nin hafızasının er ya da geç geleceğine dair bir sinyaldir.